Biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Süper Lig ne derler? Süper Lig Challenge. Aynen. Süper Lig serimizin ilk bölümüne karşınızdayım. Bugün ligde oynanacak olan Galatasaray Giresunspor maçını arkadaşım Recep'le birlikte oynayacağız. Recep'ciğim hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar şimdi aslında biraz kadro adil değil. Biz bunu genelde 4 büyüklerde yapacağız ama ilk denemeyi Galatasaray'da, ikinci denemeyi pazartesi günü şeyle birlikte yapacağız. Abi şu gözlük biraz parlıyor. İkinci denemeyi Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı değil mi kankam? Evet. Arkadaşlar ben o gün Kasımpaşa olacağım. Recep ise Fenerbahçe olacak ama bu videoya güzel bir destek bekliyoruz. Güzel destek geldiği noktada arkadaşlar sizlere biz de güzel içerikleri sunacağız. Recep zaten benim videolardaki partnerim. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar sınav bittikten sonra ise güzel bir projeyle, yani proje diyorum ama güzel bir içerikle de karşınızda olacağız. İlk başta skor tahmini Recep'ten alayım. Kanka Galatasaray Giresunspor maçının gerçek skoru ne olur? Ya taraftarın da o coşkusuyla beraber Galatasaray'ın 3-0'lık net bir skorla kazanacağını düşünüyorum ben. Arkadaşlar ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama sanki defans hattından dolayı bir gol yer ve 3-1'lik bir skor tahmini bekliyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sizce Galatasaray'ın bu sezonki en iyi transferi kim? Lucas Torreira mı? Mertens mi? Dubois mı? Sergio Oliveira mı? Seferovic mi? Micho mu? Abdülkerim mi? Yoksa Solbek Kazım mı? Bana göre Lucas Torreira arkadaşlar hem yaşı itibariyle Recep'e de soracağım. Kanka ben hazır dedim. Sen de tahminlerini söylersen güzel olur. Ya bence de çünkü o piyasa değerindeki bir oyuncuyu hem ucuza almak hem de evet. O yaşta buraya getirebilmek gerçekten iyi bir başarı bence. Abi adam 26 yaşında kariyerli bir futbolcu. Atletico Madrid görmüş. Lucas Torreira Arsenal görmüş. Arsenal görmüş bir oyuncu yani. Çok da küçümsememek gerekir. Kesinlikle öyle. Şey, bence Galatasaray'ın böyle nasıl diyeyim? Futbol beklentisine çok uyan bir isim. Hırslı bir oyuncu çok. Yani beni en çok cezbeden yönü o zaten. İnşallah kanka sakatsız, tüm takımlar için sakatsız bir sezon olur. Ve güzel bir İnşallah. Sonuç olur. Bu arada bir aydır ilk kez oynuyorum. Recep sen ne zamandır oynuyorsun? Yani oyunu sık sık oynuyor musun? Ya ben de çok giriş yapıyorum ama çok fazla oynadığım söylenemez. Çünkü çok böyle cezbeden bir etkinlik olmadığı sürece oyunu da pek oynayasım gelmiyor açıkçası. Şimdi Serginho. Kanka baskıyı ikili aynı şekilde değil mi? Yani fark etmiyor. Bu arada internet bir sıkıntı. Yok şu an internette herhangi bir sıkıntı yok. Ben de biraz sanki de geç şahsen. Algılıyor gibi kanka anlamadım ama ping mi var acaba? Torreira, pası, Kerem. Valla Recep'ten bakmayın ha Giresunspor olduğuna. Recep bu işi biliyor. Çok güzel yere gönderdi. Harika pas ama Dubois. Lan! Nasıl pası göndermedi? Çok ilginç bir şekilde bıraktı topu orada. Kanka anlamadım ben de. Çok ilginç. Yani topu da oraya göndermedim. Serginho golü attı. Galiba Galatasaray golü de vardı bu oyuncu ya da Trabzonspor'a. Ben anlamadım kanka pozisyonu. Bir ilerletirelim bakalım ne oldu orada. Allah Allah. Kanka benim defans kontrolüm gerçekten yok gibi bir şey yani. Sıfır. Ya defanstaki mekanikler zaten biraz değişik olduğundan dolayı topu da böyle çok uzaklaştırmıyor. Önceden uzaklaştır tuşuna bastığımızda neredeyse yarı sahayı geçiyordu top. Abdülkerim. Kerem'e doğru Kerem. Yok ya ben anlamadım kanka. Baskıyı da ikili yapamıyorum bu arada. İkili baskı yapılıyor mu? Baskı için hani depara bastıktan sonra herhangi bir yöne kaydırman yeterli oluyor. Sadece oluyor olmadı. Şimdi kaçırdım abi. Ne? Herhangi bir tuşa mı dedin? Dubois. Çok kanka, güzel. Kanka depara bastığında ya sağa sola ya da herhangi bir yöne o tuşu kaydırdığında çift prese geliyor direkt. Anladım kankam. Pire. Oo niye öyle yaptın? Zeki. Elde atar diye düşündüm ama. Yok kanka ben çift pres yapamıyorum. Çok ilginç. Patrick Van Aanholt. Galatasaray'ın kadrosu bu arada çok iyi ama. Biz... Kanka depar tuşuna bastığında kaydırman yeterli oluyor çift pres için. Anlamadım kanka. Yani bir kullanamıyorum diyeyim ben. Öyle diyeyim de daha anlaşılır olsun. Şimdi Torreira. Torreira çok güzel yere. Mertens gol mü geliyor? Mertens. Bunu gol sevinci nasıl yapıyorum kanka? Hayır. Kale arkasına gittiğinden dolayı sevinci yapmadı. Aa çok ilginç. Kanka bu arada şey ben gitmedim. Kendisi gitti. Ben mi yapmam lazımdı? Gol sevincine tıkladığında büyük ihtimalle direkt kendi gol sevincini yapıyor varsa. Sen galiba şeyde atmıştın. TikTok'ta görmüştüm. Ya ben öyle bir hani kendi gol sevincini oyuna eklediklerini pek düşünmüyordum. Hani aldığımda da denedim. Çok da güzel yani bence. Kanka şey ya spesifik bir gol sevinci var ya hani
Fine mi offside mi offside? Kanka ben çift presi yapamıyorum bu arada. Harbi yapamıyorum. Yani sen anlatsan da ben muhtemelen uygulamayana kadar Ya anlamayacağım. oyunun mekanikleri de biraz değiştiğinden dolayı çok şey yani. Victor nasılsın? Yapması Arkadaş biraz biraz sıkıntı. sohbet adında geçiyor ama yani amacımız zaten bizim farklılık yaratmak. Yani ben de bayağıdır oynamıyorum. Şimdi Patrick van Aanholt. Güzel pas. Seferovic. Ondan Mertens'e doğru Mertens. Bir free kick. Ama galiba avantajı oynattı. Patrick van Aanholt. Güzel pas. Mertens. Şimdi top. Bayiç. Depara bas. Aa yaptı galiba bu sefer kankam. Yunus Akgün. Abdülkerim. Dubois. Güzel pas. Abdülkerim. Şimdi Mertens'e doğru. Mertens. Mertens. Kendi oyuncusundan şimdi Zeki. Depara basıyorum değil mi? Depara basıyordum galiba. Öyle bir Evet, şey. depara bastıktan sonra herhangi bir yöne kaydırman yeterli oluyor. Torreira. Kerem'e doğru. Kerem yetişir mi? Kerem. Vallahi Kerem yetişti. topa doğru gitsene Kerem. Recep ya sen biraz oyunu çözmüşsün gibi ha fark ettim. Ya kanka çok eskisi kadar hızlı olmadığından birazcık daha nasıl desem ya top çevirerek ilerlemeye çalışıyorum Peki oyunda. 2023 güncellemesi hakkında bence oyun değişmeyecek. Yani ben öyle Ya zannediyorum. oyun zaten gelen bildirim mesajında oyun içi çok bir değişiklik olacağından bahsetmiyordu. Böyle Tamamen liglerden transferlerle ilgili. düşen, küme düşen ya da yeni ligden çıkan takımları falan güncelleyecekler. İşte transfer güncellemeleri falan yine. Seferovic. Ya oyunda kimsenin bir beklentisi yok. Çünkü paket getiriyorlar en basiti. Çok kötü Hani maçla kankam kazanabileceğimiz herhangi bir etkinlik bile yok yani. ya. Aa kaleci çıktı lan. Sergio. Ay. Kankam gol oluyordu ve çok da güzel gol Belki bir oluyordu iki yani. saniye daha erken vursaydım. Evet. Arka biraz kalitesizimden ötürü kusura bakmayın. Ben gerçekten oyun oynamıyorum. Yani bilmeyenler için hani hem oyun aşaması ya yani aşama demeyeyim de Seferovic. Abi bir şey diyeceğim Recep. Bak çok samimi söyleyeyim. Eskiden bu plase vurduğu zaman uzak köşe vuruyor da ben anlamadım. Ben yapamıyorum abi kontroller. Bana biraz tuhaf geliyor. Ya oyunu nasıl niye bu kadar değiştiler bu denli ben de pek anlamadım Bence yani. kanka aşama aşama olsaydı biraz daha bir şeyler olabilirdi. Galiba dışa çıkarırsa gol gelebilir. Kerem gelmedi. Abdülkerim indir abi. Lan o nasıl bir streç? Kontra. Bayiç. Nelson Hamidou Traore. Kole gidiyor Traore. Traore. Abi Ay. şaka gibi. Çok Dubois'u çıkartamadı orada. Abi boyu yetmedi Recep. Baksana bak bak. Abi erken Ah sıçramış. be. Ya da şey direğe doğru gitti abi. Ondan ötürü. İşte oyundaki yapay zekanın da sıkıntısı bu Evet yani. bak bak kanka bak. Bak şimdi. Ana. Yok ha erken zıplamış galiba. Bilmiyorum ama ya da tam direğe gitmiş. İlk yarı bitti. Bu arada Oliveira çok Yarıda yoruldu bu ya. Ben golle bitti. anlamadım niye. Arkadaşlar bu arada gerçekten güzel maç oynatmaya çalışıyoruz ama hani ben oyunu bayağıdır dediğim gibi oynamadığım için ben çok bir farklılık yaratamıyorum yani. O yüzden biraz daha muhabbet tadında geçiyor. Sık sık Yani oyun... izleyen arkadaşların da böyle hani oyunu çok eskisi kadar çok sık oynadığını ben de düşünmüyorum açıkçası. Ya kanka işte Çünkü biz de hani... uzun zamandır bu oyunu oynayan kişileriz yani 3-4 yıldır oynuyoruz Kanka sürekli 2017'den beri olarak. oynuyorsun. Yani ben öyleydim yani. Benim hatta Ya ben de 2010... öyleydim. 2018'den beri oynuyordum yani. Kanka benim 2017 ile ilgili videolarım var ya belki YouTube'da bakan bilenler belki bilir de ya. Yani bayağı oynuyordum bu oyunu. Seferovic. Seferovic. Seferovic bir frikik. Gol olur mu? Kanka kim kullanıyor burada fark ediyor mu? Yani oyuncunun özellikleri mi seçiyor? Gerçi kendim seçebiliyorum herhalde. Ya kendin de seçebiliyorsun. Geçen seneki gibi mi kanka peki? Frikik şeyleri birazcık daha düzeltilmiş gibi ya sanki bu yıl. Ya o oyundan biraz artı gibi geldi bana oyun. Abi Mertens kullanıyor değil mi? Mertens. Oo. Abi atamam ya. Mertens! Of. Kaleci çok iyi kurtardı. Dries Mertens. Bu arada harbi güzel kurtardı kanka.
Bu arada Zeki sanki orada topu tutamayacakmış ki. Bak anlamadım ben. Ya da kaleciden ötürü mü? Ya bilmiyorum, olabildiğince açıyı daraltmaya çalıştım ama. Gol olur mu? Olmadı. Ay vurmayacaktım abi. Patrick. Fan anlatı olmadı. Tekrardan fan anlatı gelir mi gelmedi. Şimdi kontra şansı. Abi istediğim gibi yapamıyorum ki. Kullanamıyorum daha doğrusu. Mertens. Kaçırdın abi. Kerem'e. Kerem. Aktürkoğlu. Korner mi? Onu diyen şu harikalar yaratıyor şu an. Senin kaleci iyi ya. Kaleci iyi değil de aslında ben beceriksizliyim. Kanka top çıktı mı çıkmadı mı onu anlamadım. Evet çıkmış. Çıkmış. Gol olur mu Recep? Eskiden arada Recep de kornerleri valla kullanırken penaltı gibi Ya kullanırdı. kornerler gerçekten önceden çok daha rahat kullanılıyordu. Ya çok bir taktik geliştiremedim açıkçası oynadığım süre içerisinde Duran kornerlerde. topları sol ayaklı oyuncum var mı benim? Varmış. Bununla deneyeyim abi ya. Belki bir şeyler yapabilirim. Abi kötü yeri kullandım gibi. Seferovic. Hayır. İptal etme tuşu var mı kanka bunda? Hani şut attıktan sonra. İptal etme yine yok ya aynı. Sadece paslarda yön değiştirebiliyoruz. Ana çok büyük hataydı ama Zeki. Aa, çok güzel kapattım bence orayı. Vallahi Hata çok güzel değildi. kapattın kanka. Torreira. Bu arada Torreira daha kullanamadık ha. Kerem. Çok güzel. Şimdi biz de abi sakin. Pasta çıkmaya çalışacağım da çok dediğim gibi kanka oyunu harbi çok bilmediğim için. Baksana nereye atıyor. Mertens baskı. Baskından çok güzel çıktı. Dubois. Senin oyuncular da yorulmuş sanki biraz. Ya benim oyuncularım zaten dayanıklılık seviyesi çok yüksek değil. Bu yıl da ekstradan oyuncular çok şey yani Abi sen kondisyonları bu oyuncuları nasıl kısıtlıyor topladın oluyor. ya? Yeni transferleri bulabildin mi bu arada Recep? Ya Yok. şey gel güncellemesi falan geldiğinde iyi yani. Hani çoğu oyuncular eklemişler yeni transferleri. Hayda var mı öyle? Galatasaray'dakileri galiba ben kendim almıştım. Aynen kanka. Şey sadece Mertens'le şey eklememişler. Torreira'yı eklememişler yeni gelen güncellemede. Abi oyunu durdurdum ama niye böyle bir şey oldu Recep? Ya online maçlarda bu sıkıntı yaşanıyor ya çok. Ben de antrenör kasarken Abi şimdi çok acayip. bunu Şimdi çok ben yaşıyorum ya. oyuncu değiştireceğim de kimi değiştireceğim? Mitchell'i alacağım oyuna. Ben de alabileceğim bir oyuncu varsa. Valla Mertens'i almıyor. Gomis'te bir Seferovic değişikliği yapayım. Başka da iyiyim ya. Bu kadroyla devam. Arkadaşlar valla yani şöyle söyleyelim. Bizim için farklılık olsun diye dedik böyle bir şey yapalım. Umarım bu farklılığı sizler sevmişsinizdir. Oyunu çok fazla ben oynamadığım için hani biraz daha amatörce geçiyor. Çünkü gerçekten oyun eskisi gibi o tadı vermiyor. Keşke geçen senenin oyunuyla bu sezonki format olsaydı değil mi Recep? Yani bu transferler Yani ve geçen senenin değiştirmeleri çok oyunu. saçma oldu. Çünkü geçiş sürecinde devam ediyordu oyun. Bir anda getirmeleri ve bu kadar kötü gelmesi oyunun yani çoğu oynayan kişinin de beklentisini karşılamadı. Mitşo oyuna yeni girdi. Aze Akmar'ın dinamosuydu arkadaşlar Mitşo. Çok güzel. Torreira. İyi kapattık. Kontra gol. Oha gelmedi. Victor Nelson. Bu arada sen niye bu kadar hücum oynuyorsun kanka? Senin çok fazla oyuncun ileride. Hızlı kontratak oynadığımdan dolayı Aa. biraz ileride basıyor takım. Onu bilmiyordum. Dubois. Mitşo. Çok güzel abi. Kaçırdın. Dubois geldin abi. Çok güzel. Gomis'e Perez. Mertens. Gomis abi gelmiyor ki. Kanka gol gelir mi? Bir tık daha uzak ama Sanmıyorum. Allah'tan sarı verdi. Ben mi yaptım Çok kolay diye. kart çıkıyor ya nedense bu yılki oyunda. Kanka şeyde de öyle ya FIFA'nın şeyinde de böyle sanki hakemlere böyle bir şey vermişler gibi. Önüne gelene kart ya Kanka bu çok arada hem topa müdahale hem ayağa müdahale ya anlamadım. Değişik ya pozisyonlar. yeni oyunda bir de şey yok. Önceki oyunda şey vardı. Ya, otomatik kayma mevzusu vardı ama bunu da çıkarmışlar oyunda. Dries Mertens top. Oy! Nasıl çıkardın? Kanka çıkarmadı top direkten döndü. Bilmiyorum sanki filenin dışından falan dokundu gibi topa. Çok Kanka değişik bir pozisyon ya. İlkinde daha netti böyle. direğe değdi. Ya valla Mertens direğe mi değdi artık? Kaleci mi çeldi? yok Şey yok dışarıdan mı çeldi bilmiyorum da. Mertens üzgün.
Ulan Recep, yarın böyle bir skor olursa var ya, herhalde seninle kavga edip bir daha video çekmeyiz herhalde. Yok ya, bence çok tutacağını zannetmiyorum. Yok ya abi, iyi kontra takımı bu arada. Yani Giresun. Ya bence geçen sene birazcık daha iyiydi ya. Eklemeleri daha net Kanka yapabilseydim. niye istediğin zaman bak bek geç geliyor biraz sanki. Ya işte kankam, ya asıl sebebi biraz da yapay zeka yani. Oyunun yapay zekasını çok düşürmüşler. Evet, fark ettim. Biraz daha hani kontrol senin elinde olsun istiyorlar ama. Ya ondan da değil. Ben oyuncu kaçırdığım zaman bile hani çok zıttı yönde gidiyor yani. Benim istediğim yöne koşmuyor. Öyle. Abdülkerim. 3 mü geliyor? Güzel deneme. Şeyde Twitter'da paylaşmışlar şey. Ali Koç'un 5 yılda yapamadığını şey 1 yılda 1 ayda yaptı diye. Gerçekten çok değişik bir transfer politikası izliyoruz ilginç şekilde. Abi ben anlamadım harbiden. Fenerbahçe'nin bir pozisyonda 6 tane oyuncusu olur mu? 5 tane oyuncusu olur mu ya? Ya Allah almamız rızası. gereken net bir oyuncu olması gerekirken aynı kalitede iki oyuncu alıyoruz. Yani üst düzey al, o parayı verdiğine değsin yani en azından. Hani taraftarın da beklentisini karşılasın. Bana da tuhaf geldi kanka zaten. Ya bilmiyorum ya. Yani Zaten İsmail Kartal'ın sistemine 3-5 tane oyuncu ekleyecektin abi. Fazla değil. Bak çok samimi söylüyorum sana kanka. ya sistemden ziyade en azından takımın bir işleyişi vardı. Hani belli noktalara yapılacak transferler belliydi. Hani eksisi artısı belliydi yani kalan takımdaki oyuncuların. Abi bir şey diyeyim ki, yemin ederim Recep, ben bu oyunu var ya, ben 50 kere de oynasam ben keyif alamam kanka. Çok samimi söylüyorum sana. Ya zaten çok O bir şey kalmadı ya pratiklik, oyunda. o pratiklik yok. İstediğin şeyi yapamıyorsun. Ne bileyim kanka, tuhaf geldi. Eline sağlık bu arada Recep'im. Senin de eline sağlık kanka. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bizim amacımız hani biraz farklılık yaratabilmek. Bence bunu da başardık. En azından güzel bir içerik ürettik ama oyunun oynanabilitesi bana, ne bileyim abi, Recep'in dediği gibi hani öğrenmeye çalışıyor. Şey yani pasta çıkmaya çalışıyor. Yani en azından hani diğer türlü gidemiyorsunuz abi. Nerede geçen sezonki oyun? Nerede bu sezonki oyun? Bilmiyorum kanka, senin düşüncelerin nelerdir bu arada? Yani dediğim gibi oyunu çok eski zamanla beri oynadığımız için hani her yeni gelen bir sistemde yeni bir oyun mekaniği eklendiğinde oyuna bu kadar nasıl diyeyim yabancılık çekmiyorduk yani oyuna. Sanki başka bir oyun gibi geliyor bu bana. Hani İşte PES değil gibi. kesinlikle öyle arkadaşlar. Yani benim için de zaten yani PES'i özel kılan şey neydi arkadaşlar? Diğer oyunlardan farkı dinamikliği, oyun içinde hem yapay zekanın, ne bileyim yani yapay zeka biraz da oyun içindeydi ama ya yani burada kontrolleri nasıl diyeyim abi, PlayStation gibi değil arkadaşlar. Ya yani PlayStation'dakiler bile herhalde oyunu çok Ya sevmiyor. mobil futbol oyunu bakımından oynanabilitesi en yüksek oyun yani oynanırken en çok zevk veren oyun PES olduğu halde hani Şu bu an en oyunu nasıl bu kötüsü. kadar kötü hale getirebiliyorlar anlamadım yani. Aynen öyle. Arkadaşlar bizim videomuz böyleydi. Muhtemelen pazartesi de Fenerbahçe Kasımpaşa maçı oynarız ya. Onu da oynarız. Onu da çekeriz. İnşallah bir de şöyle de bir ekleme yapalım. Ağustos'un sonunda güncelleme gelecek zaten. Evet. Hani yeni üst lige çıkan takımlar da ekleneceğinden daha çok hani bu tür maçlar yapabiliriz yani onlar da destek verirse hangi maçları oynamamızı isterlerse biz de elimizden geldiğince onlara maçları sunarız yani. Arkadaşlar Recep'in dediği gibi biz lig formatında bir lig de kurmayı düşünürdük ama arkadaşlar inanın benim KPSS sürecim öyle bir hal aldı ki ben sınava girdim. Sınavım iptal oldu, yani değişik değişik olaylar. Bu olaylar olduğu için arkadaşlar planlarım böyle alt üst oldu. Ne güzel, tatilde ben bol bol video çekerim dedim ama maalesef arkadaşlar şu an hiçbir şey yapamıyorum. Hem isteksizim hem yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Oyun da hani yani tat versin diye arkadaşlar, amacımız gerçekten tat versin diye biz bugünkü oyunu da bu yüzden oynadık. Hani Galatasaray Giresunspor maçı bugünün gündem maçlarından bir tanesi. Yani biraz gündemde kalalım diye düşündük. Recep'e de teşekkür ederim gerçekten beni kırmadığı için. Recep eline sağlık kankam. Senin de eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.